Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte 4 farklı hisse senedini değerlendireceğiz. Bundan sonraki yayınlarımızda elimizden geldiği kadar her videoda 4 farklı hisse senedi değerlendireceğiz. Ve sizler hangi hisse senedini istiyorsanız onu izleyeceksiniz. 4 hisse senedini 4 farklı gruba ayıracağız. Burada kutucuklar çıkacak videoda arkadaşlar. Ve hangisini istiyorsanız o kutucuğa tıklamak suretiyle o hisse senedini izleme fırsatı olacak. Bunu neden yapıyoruz? Daha fazla hisse senedi üretebilmek, daha fazla bilgi sizlere paylaşabilmek için her videoda 4 tane farklı hisse senedini değerlendireceğiz. Bakın bu videomuzda inceleyeceğimiz hisse senetleri Kale Seramik, Astor, CV Enerji ve Kontrolmatik olacak. Hangisini istiyorsanız burada çıkan kutucuklardan ona tıklayın ve ilgili dakikaya sizi video götürecektir. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi Kale Seramik hissesinde 2 dalga şeklinde bir yükseliş olmuştu ve burada bir kanal görüntümüz vardı. 140 TL'lere fiyatlar geldikten sonra yayın yaptık. Dedik arkadaşlar önemli bir direnç bölgesi. Toplam yükselişin bir düşüş trendi oluşabilir dedik ve dediğimiz gibi de bir düşüş trendi oluşturdu. 91 TL'de bir alım fırsatı oluşturdu bize. Bakın 140 TL'lerden 91 TL'ye kadar bir al pozisyonu oluşturmayan Kale Seramik'in teknik görüntüsü vardı. 91 TL'lerde oluşan yükseliş trendi 113 TL'lere kadar gitti. Düşüşler olduğunda yayın açtık. Dedik ki arkadaşlar 93.70 altında kapanış olursa fiyatlarda 70 TL'lere hatta 65-70 TL bandına kadar düşmesi beklenir dedik. 93.70'in kırılmasıyla bakın bu bölgede düşüşler daha da sertleşti ve 69 TL'lere kadar fiyatların düştüğünü biz gördük. Şimdi buradaki teknik analiz bize şunu söylüyor. Teknik analiz diyor ki bu kanal içerisinde oluşan aşağı yukarı hareketler bir tepki yükselişidir. Ancak kırmızı düşen trendimiz yukarı yönlü kırılırsa o zaman Kale Seramik hissesinde yükselişin düşüş konsolidasyonu bitmiş ve bir yükseliş trendi oluşması beklenir diyor. Dolayısıyla kırmızı düşen trendimize kadar olacak yükselişlerin bir tepki yükselişi olacağını, kırmızı düşen trendimiz yukarı yönlü aşılırsa da bir yükseliş trendi oluşturacağını bize söylüyor. Dolayısıyla Kale Seramik hissesinde oluşan yükselişlerde bakın yataydan geçen bir bölgemiz var. 85 TL civarından geçiyor. Düşen trendimizde ortalama 85-86 TL civarına kadar direnç bölgesinin düştüğünü görüyoruz. Yani 85 TL yukarı yönlü aşılırsa Kale Seramik'te bir al pozisyonu oluşacak. Aksi halde teknik analize göre 85 TL'ye kadar olan düşüşler bakın burada en son 113 TL'den 70 TL'lere kadar olan düşüşün bir tepki yükselişi olarak kalacaktır. Ana direnç bölgemiz 85-86 TL civarından geçmektedir. Üzerinde günlük kapanış yapıp yapamadığına göre hareket pozisyonu almak sizler için daha doğru bir strateji olabilir. Düşüş gelmesi halinde ise beklentimiz neydi? Genel itibariyle piyasa yapıcı halka arzlarda ikinci dalga yükselişinin tamamını alacağını söylemiştik. Bakın burada açılış mumuna baktığımızda 69.15 olarak görülüyor ve fiyatlar 69.25'lere kadar düşmüştür. Dolayısıyla toplam yükselişin tamamını aldığını görüyoruz. Sadece buradaki iğnenin alınmadığını görüyoruz. Bunun da alınma zorunluluğu yoktur. Fiyatların 66 TL'ye kadar düşme riski olsa da artık Kale Seramik'te bu bölgeler tepki yükselişine hazır bölgeler olarak karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Net bir değer verebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla 66 TL ile 70 TL bandı aralığında Kale Seramik'te alım pozisyonu oluşturmanın doğru bir strateji olabileceğini şahsen düşünüyorum. Ancak bir ürün destekten değil yükseliş trendine başlayınca alınır der teknik analiz. Dolayısıyla destekten bir ürünü alıyorsanız bu desteğin altına doğru fiyatların 59-60 TL'lere doğru baskılanma riskinin olacağını bilerek almak lazım. Benim bu şekilde bir düşüş beklentim yok. Benim şahsi beklentim artık Kale Seramik'te dip görünümünün oluştuğunu ve buralardan 85 TL'lere doğru bir tepki yükselişi yapmasını şahsen bekliyorum arkadaşlar. Düşüş gelirse de bu düşüşün 66 TL'lere kadar olabileceğini ve sonrasında yönünü yukarı yönlü çevirebileceğini şahsen düşünüyorum. Ama yine söylüyorum bir ürün destek bölgesinden alınmaz. Bir ürün yükseliş trendine
düşentine başlayınca alınır. Bu kırmızı düşentine ne zaman kırılırsa o zaman almak daha doğru bir strateji olacaktır. Ana destek ve ana direnç bölgelerine göre hareket etmek sizlerin daha fazla güvenliğini ön plana çıkaracaktır. Lütfen bunları bilerek alın arkadaşlar. Buradaki toplam yükselişin artık alındığını ve yukarı yönlü tepki yükselişlerinin kale seramikte oluşması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Şu an için fiyatlar 71.85 TL'de belki 66 TL'lere kadar bir gevşeme olabilir. Oralarında alım fırsat olacağını düşünüyorum. Buralardan dahi alım yapmak ilerleyen süreçlerde kar pozisyonuna geçmemize sebebiyet vereceğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Kale seramikte görüntüler bu şekilde. Dediğim gibi aşağıda destek noktamız öncelikle 70 TL'ler var. Sonra ana destek noktamız 66 TL'den geçiyor. Net olarak söylemek gerekirse 65.70 TL'den geçiyor. Bu bölgelerin üzerinde ilk hedef 85 TL, 86 TL olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Kale seramikte söyleyeceklerimiz bu kadar. İkinci hissemize gelelim. Astor hissesine bakalım arkadaşlar. Bakın Astor hissesinde çizmiş olduğumuz bir kanal vardı. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüzdü. 145 TL'ler yukarı yönlü aşılamamasıyla arkadaşlar 145 TL'nin üzerinde günlük bir kapanış olmazsa fiyatların kanal alt bandına kadar düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dikkatli olun demiştim. Defalarca kez 145 TL test edin rağmen bu bölgeyi aşamayan bir Astor hissesi gördük ve fiyatlarda 110 TL'lere 109 TL'lere kadar bir gevşeme oldu arkadaşlar. Şu an için hala al pozisyonu oluşmadı. Bakın geçen hafta yukarı yönlü bir tepki hareketi oldu. Bu tepki hareketi dahi sarı düşen trende kadar oldu. Bu sarı düşen trend yukarı yönlü aşılmadıkça teknik analizde al pozisyonu oluşmayacaktır. Destek bölgemiz kanalımızın alt bandıdır. Yükselen bir destek bölgesi olduğundan dolayı hangi zaman sallıkta fiyatlar gelecekse ona göre değişkenlik gösterecektir. Bakın arkadaşlar yükselen bir destek olduğundan dolayı net bir değer söyleyemiyoruz. Bakın 15 Kasım tarihine geldiğimizde buradaki destek noktasının 107 TL olduğunu görüyoruz veya 20 Kasım tarihine geldiğinde 109 TL olduğunu görüyoruz ya da 24 Kasım tarihinde 113 TL olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla lütfen sizler de buradaki tepeleri birleştirin ve aşağıdaki dip noktayı alın. Bu analizin doğru olduğunu düşünüyorsanız sizler de çizin ve destek bölgesinden şansınızı deneyebilirsiniz. Desteğin altında kalması ihtimalinde satıp kenara çekilmek lazım. Çünkü teknik analiz diyor ki sen bir ürünü destek diye aldın. Bu bölgenin altında kapanırsa artık destekliğini yitirmiş ve direnç olarak karşına çıkma ihtimali vardır diyor. O yüzden destek bölgesinden alıyorsan desteğin altında kalması ihtimalinde satıp kenara çekilmen daha doğru olacaktır. Burada da bakın destek bölgesi kanal orta bandı. Kanal orta bandının altına sert bir mumla kaldık. Sonrasında 132 TL'lere doğru bir tepki yükselişi yaptı. Gün içerisinde yayın açtım. Dedim ki arkadaşlar bakın bu bir tepki yükselişi olabilir. Buradaki 131 TL'nin üzerinde kalamazsa fiyatların aşağı doğru baskılanması beklenir. Çünkü desteğin altında kaldı. Önemli bir destek kırıldıktan sonra yukarı yönlü direnç olarak retest hareketini yapıyor dedik ve fiyatlar 132 TL'ye de gitse 131 TL'nin altında kalmasıyla birlikte 110 TL'lere kadar düştüğünü gördük. Dediğim gibi bu bölgede de aynı burası gibi düşünün arkadaşlar. Fiyatlar bu bölgeye geldiğinde alım yapabilirsin. Buralardan yukarı yönlü sert hareketlerin oluşması beklenir. Ancak altında kalırsa satıp kenara çekilmenin daha doğru olduğunu düşünürüm. Yükseliş gelmesi halinde oldu da fiyatlar bu bölgelere düşmedi. Yükseliş trendi ne zaman başlayacaktır? Sarı düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla başlayacaktır. Pazartesi günü itibariyle 135 TL oluyor. Bakın salı günü itibariyle 134,5 oluyor. Çarşamba günü itibariyle 134 olduğunu görüyoruz. Perşembe 133,5 ve cuma günü 133 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu bölgelerin üzerinde kapanışlar olursa yönü yukarı yönlü okuyacağız. Bu bölgenin üzerine atamazsa fiyatların bu bölgeye kadar yükselmesini, buradan tekrardan aşağı doğru gevşemesini bekleyeceğiz. Astor'da da görüntüler bu şekildedir. Hala al pozisyonu oluşmamıştır. Ya düşen trend, sarı trend kırılınca alacaksın veya destek bölgesinde alacaksın. Aşağısında kapanış yapmadığı sürece yönü yukarı yönlü okuyacaksın. Bir sonraki hisse senedimiz CV Enerji olarak görülüyor. Burada iki tane çizmiş olduğumuz bir kanal görüntümüz vardı arkadaşlar. Bakın birinci kanalı kaldırayım. Bu kanalımıza bakalım. Burada çizmiş olduğumuz iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı ve fiyatların hangi zamansallıkta gelecekse kanal orta bandına kadar gelmesini bekliyorduk ve bu bölgenin ise
285 TL civarından geçtiğini konuşuyorduk. Tabii yükselen bir trend olmasından kaynaklı hangi zamansallıkta fiyat buraya gelecekse ona göre de fiyatların değişkenlik göstermesi gayet normaldir. Bakın bu bölgede 1 Kasım tarihindeki düşüşte fiyatlar 292 TL'ye kadar düştü ve 292 TL bizim burada oluşan kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı olduğunu görüyorsunuz. Milimetrik olarak fiyatlar bu bölgeye geldi ve buradan tepki aldığını görüyoruz. En son cuma günü tekrardan bu bölgenin test edildiğini ve buradan yukarı yönlü bir tepki oluştuğunu görüyoruz. Bakın pazartesi günü bu destek noktası 296 TL, salı günü 297, çarşamba günü 298, perşembe 300 ve cuma günü bu destek bölgesi 302 TL olarak karşımıza geliyor. Bu desteğin altında kalmadıkça buralardan yukarı yönlü bir tepki hareketinin gelmesi beklenir arkadaşlar. Lütfen destek bölgesinde alıyorsanız desteğin altında kalması ihtimalinde satmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü desteğin altında kalırsa bakın bu bölgelerde 3 gündür destek olarak çalışıyor. Bölgede yorgunluk oluşuyor. Desteğin de altında kalırsa fiyatlardaki düşüş daha da sertleşeceği anlamına gelir. Ancak şu an için alım pozisyonu anlamında uygun bir bölgededir. Stop seviyenizi belirleyin ve ona göre alım pozisyonu açıp açmama noktasında kararınızı verin arkadaşlar. Şimdi diğer grafiğimizi de ekledim. Bakın bu söylemiş olduğum destek bölgeleri oldu da kırıldı diyelim. Orası kırılırsa bakın destek bölgesinin altında kalırsak fiyatların 225 TL'ye kadar iki tane tepe bir tane dipten oluşan ikinci kanal görüntümüzün ortalama fiyatına kadar 225 TL'ye kadar düşme riski vardır. Lütfen bunları iyi anlayın arkadaşlar. Teknik analize göre hareket ediyorsan teknik analizin şartlarına da uygun hareket etmek lazım. 300 TL'den almış olduğun CV enerji eğer 295 TL'nin altında kapanış yapıyorsa satıp kenara çekilmek lazım. Çünkü desteğin altında kapanış yeni destek noktası olan 225 TL'lere kadar fiyatları düşürme riski vardır. Şu an destek noktasının üzerinde olduğumuzdan dolayı 225 TL'leri konuşmayacağız. Ancak burada oluşan kanal orta bandının destek noktası aşağı yönlü kırılırsa 225 TL'ler CV enerjide hedef ve alım bölgesi olarak karşımıza gelecektir. CV enerjide de söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim Kontrolmatik hissemize. Kontrolmatik hissesinde bakın bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanal içerisinde hareket eden bir CV enerji vardı. Piyasaya arz edildiği tarih olan 2020 tarihinden gelen bu kanal görüntümüze göre fiyatlar kanalın alt bandına geldi. Buradan tepki yükselişiyle yükseldiğini görüyoruz. Kanal orta band noktasına gelmeden aşağı doğru kafasını çevirdi arkadaşlar. Bu bölgede bakın sarı bir düşen trend çizmiştik ve fiyatlar sarı düşen trendin üzerine atmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır dedik. Burada 290 TL'nin kırılmasıyla Kontrolmatik hissesindeki artık hedef kanal alt bandının test edilmesidir. Kanal alt bandı da bir önceki yayınımızda 230 TL'ye görülüyordu. Bakın şu anda ise yükselen bir kanal alt band destek bölgesi olduğundan dolayı 243 TL olarak karşımıza geliyor. Her geçen günde bunun fiyatı yukarı yönlü gidiyor. 13 Kasım tarihine baktığımızda buradaki destek noktasının 250 TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Destek bölgesine fiyatlar gelirse lütfen bu kanalı çizin. Bu kanala göre alım yapıyorsanız altında kalmadığı sürece yukarı yönlü okursun. Altında kalmasıyla birlikte satıp kenara çekilmen lazım der teknik analiz. Bundan haberiniz olsun arkadaşlar. Gerçek manada yükselişlerin tekrardan başlaması nasıl olacaktır? Bakın sarı düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla oluşacaktır. Bakın ben bu bölgede burada oluşan zirve noktası olan 351 TL zirve noktasını ve buradaki 324 TL zirve noktasını aldım. Geçen günlerde fiyatlarda oluşan sert yükselişte sarı düşen trende kadar fiyatların milimetrik olarak geldiğini ve bu bölgeden red yiyerek tekrardan aşağı doğru düştüğünü gördük. Bu bölgede oluşan tepki yükselişinde heyecanı yüksek birçok arkadaşımız hocam hani düşecekti dese de bakın arkadaşlar zaten 324 TL'lerden burada 250 TL'lere kadar bir düşüş var. Bu düşüşün bir tepki hareketi, bir gelgel hareketi olması lazım. Lütfen bu trendi çizin ve ona göre yakından takip edin. 325 TL'den 250'ye düşüyor. 250'den yapmış olduğu tepki hareketini 306 TL'lere, 305 TL'lere kadar yapıyor. Ancak bu yaptığı tepki hareketi dahi düşen sarı trendimizin milimetrik olarak direnç seviyesine kadar olduğunu görüyorsunuz. Bu çizimleri çizen arkadaşlar fiyatların buraya gelmesiyle satıp kenara çekilirlerdi. Dolayısıyla sarı düşen trendimiz yukarı yönlü aşılmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır. Destek bölgelerinden
245-250 TL civarından alım yapabilirsiniz. Ancak bu bölgelerin altında kalırsa satıp kenara çekilmek lazım. Haberiniz olsun. Gerçek manada alım, düşen trendin kırılmasıyla bir yükselen trend oluşacağından dolayı sarı düşen trendin kırılmasını beklemek lazım. Tepki yükselişlerinde bizim beklentimiz, direnç noktamız 287 TL. Bakın pazartesi günü itibariyle direnç noktamız oluyor. Dolayısıyla olası yükselişlerde 287 TL'nin direnç olarak karşımıza çıkacağını düşünmek lazım. Cuma gününe bakalım. 10 Kasım tarihi itibariyle 280 TL'nin direnç olarak düştüğünü görüyoruz. Düşen bir trend olmasından kaynaklı her geçen gün bunun fiyatı da düşmektedir. Bu hafta için 287 TL ile 280 TL arası direnç noktası olarak karşımıza geliyor. 287 TL'nin üzerine atması ihtimalinde yükseliş trendi oluşturma ihtimali de son derece yüksek olacaktır. Yayınlarda yapmış olduğumuz, seçmiş olduğumuz videoları izleme oranlarına göre değil, abone olma oranlarına göre seçiyorum. Abone olmak suretiyle izlerseniz daha fazla hisse senedinde birlikte analiz yapar görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.